Arkadaşlar tekrar merhabalar. Philadelphia tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim safkanları sizlere aktarmaya çalışacağım. Yaptığım şey tablolardan favori çıkan atlara dokunmadan, yani onlara bir şey yapmadan daha doğrusu o yarış içerisinde sürpriz yapabilecek safkanları sizlere önermek. Öncelikle bu. Akabinde favori kazanabilecek durumda ise tek olabilir demek. Yani her yarışta mutlak sürprizini yapabilecek atları göstermeye çalışıyorum. Tabii her zaman iyi sonuç almıyoruz. Ama olduğu zaman da gelebiliyorlar. Bazen iyi gidiyoruz. Bazen hiç olmadık atlar geliyor tabloya göre. Benzerlik göstermiyor ayrı mesele ama hani çok bildiğimizden değil. Bildiğimiz bir şey var. Handikap, şartlar, ona göre atların birinci, ikinci çıkmaları. Bu bilgileri vererek başlamak istedim bu yabancı yarışlara. Cumartesi, pazar açık koşularda istediğim gibi sonuçlar gelmedi. Bakalım bugün nasıl bir sonuç alacağız. Şartlı mücadele başlanıyor. 5 nolu safkan son yarışını kazanmış. Hazır kıta atlar içerisinde 44 kalite puanıyla kazanır da. Diğer hazır at 2. Ondan daha kaliteli durumda. 5. Rakip sürpriz ya da ganyanlı gelecek at 1. Diğer at da 3 arkadaşlar. Bunlar ganyanlı geliyorlar, sürpriz yapıyorlar. 5 favorimdir. 2 gene hazır kıta dediğim koşar durumda diğer safta. Yani en güzeli bu şekilde vermek, kararları sizlere bırakmak. İkinci koşu şartlı mücadele 2 nolu safkan. Kazancı yüksek, kalite puanını düşürmemiş, grubun üstünde. Normalde bu atlar tek olur, kazanır. Terslik olur mu? Oluyor. AGF'nin ağırlığını taşırlar böyle atlar. Yarışın favorisi çıkarlar. İkinci, üçüncü kalabiliyorlar. Öyle bir durum yaşanırsa da grupta kalite handikap puanı iyi veren 4. Biz imza atacak olan 6. Ve hazır kıta at dediğim 5 arkadaşlar. Bunları sırasıyla öneririm. Bütçeniz oranında yazmanızı isterim ki hani olan durumlar bu yarış şartı için. Şartlı yarışlardır. Handikaplar olmadığı için şartlılarda kilo o kadar etken olmaz. Kalite handikap puanları ön plana çıkar. Ve kazancı yüksek safkanlar her zaman için. Burada da 8 nolu safkan 3. koşu. Bu da AGF. Yalnız son yarışı 5 ve 4 yapmış. Grupta ondan daha kaliteli atlar var. Eşit dağılmış durumda. Sürpriz çıkma potansiyelini barındırır. O yüzden 2 nolu safkandan sürpriz beklentim yüksek. 8 yaşında olmasına rağmen. Yine AGF'ye saygımız vardır. Rakibi 8 çıkar. Ve diğer atlar. Bunlardan kalite handikap puanı yüksek veren atlar da var. 4 gibi, 7, 3 gibi. İyi koşarlarsa bu grupta söz sahibi olurlar. Bu grubun içerisinde en formda safkan kaliteyi düşürse de kazancı en yüksek safkan 5 nolu safkan arkadaşlar. Hiçbiri koşmazsa bile 5 ve 5 gibi çıkan atların tamamı her zaman iyi koşar durumda olurlar. 4. koşu şartlı 6 nolu safkan kazanır da son yarışını kazanmış grubun iyi yerinde duruyor kazanç kalite handikap puanından. Kazanabilir, tek olabilir. 3 ve 5 bu atın rakipleri olur. 5. koşu şartlı mücadele 3 nolu safkan. Son yarışları 4-6 bu iyi değildir ama grubun net üzerinde bir safkan koşarsa kazanır. Son yarışlarından dolayı yanına at yazılabilir. Bu AGF gelmeyebilir. 2 ve 5 nolu safkanlar sürpriz yaparak kazanırlar. 1 burada 1 ve 6 hazır koşar durumda safkanlar. Böyle bir yarış gördüm bu 5. koşu için. 6. koşu şartlı dişi 4 nolu safkan. Bu da 3-4 yapmış. Tabela ve tabela içerisinde kalmış. İyi koşar ise grubun üzerinde kazanır da tek olabilir. Böyle safkanları öneririm. 2-1 buranın sürpriz atları ve diğer atlar birbirlerine çok yakınlar. Buranın da hazır kıta son yarışını kazanan 6 ve 7 nolu safkanlarının olduğunu söyleyebilirim. Kaliteyi düşürseler de koşar durumdalar. Diğerleri koşarsa bunları geçiyorlar. 7. koşu şartlı mücadele. Burada da 5 nolu safkan son 6.'lığı üst grupta ise formda safkan demektir. Grupta iyi yerde kalite handikap puanıyla kazanır da son ayak teki olarak öneririm. Bir ara vermiş ve yarışları son yarışları kötü tabela yapması gerekirdi. Grubun en kaliteli atı kalmış. Önermiyorum ama sürpriz yapıyor böyle atlar. 9-3
3 ve 9. Bunlar da favori plase durumunda hazır kıta atlar. Kalite puanları düşmemiş 5'in rakibi olurlar. Philadelphia bugün bende böyleydi arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.